Merhaba, ben Ahmet Çelikkollu. Bugün size yapısal olmayan elemanların deprem davranışı konusunda bilgi vereceğim. Yönetmeliğimiz buna nasıl bakıyor? O konuda bilgi vereceğim. Bizim inşaat mühendislerinin ne yapması gerekli? O konuda bilgi vereceğim. TBDY 2018 6.1.2 maddesinde şöyle bir madde var. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Yapısal olmayan elemanların da yapısal olan elemanlara sabitlenmesi gerekli. Buradaki amaç tabii bunların depremden zarar görmemesi veyahut da ortamda yaşayan kişilerin zarar görmemesi. Dolayısıyla elemanlar yapısal olsa da olmasa da mutlaka sabitlenmesi gerekli. TBDY 2018'in 6.1.3 maddesine de baktığımızda yapısal olmayan elemanların modellenmesi konusunda özel bir şartı var. Normalde biliyorsunuz yapısal olmayan elemanlar da deprem hesabı 6. bölüme göre yapıyorsunuz. Özellikle onların birleşim noktaları. Ama 6.1.3'te şöyle bir madde var. Yapısal olmayan elemanlar belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra sisteme onları da dahil edip modellemeniz gerekli. Yani aynı betonarme bir bina için düşünürsek kolon gibi, kiriş gibi, döşeme gibi onları da modelinizde göstermeniz gerekli. Veya çelik kiriş gibi. Çelik döşeme gibi, çelik perdeler gibi bu yapısal olmayan elemanları da modelinize göstermeniz, modelinize eklemeniz gerekli. Nedir bu durum? Normalde yapısal olmayan eleman deyince neyi anlıyoruz? Ona bir bakalım. Nedir? Mesela cephe kaplamaları. Cephe kaplamaları veyahut da sürekli kullandığınız işte duvarlar. Yani bunlar taşıyıcı olmayan elemanlar. Bunları genelde ağırlık olarak veriyorsunuz. Ancak özellikle duvarlar belli bir ağırlığa ulaştıktan sonraki bu ağırlık ilgili katın ağırlığının %10'un mertebesine geçtiği zaman aynı kolon gibi, kiriş gibi, döşeme gibi siz de modelleyip deprem hesabını yapmak zorundasınız. Birleşimler dahil. Bunu yönetmelik zorunlu kılıyor. Çünkü burada önemli olan şu, bunların rigidliğe bir katkısı var. Dolayısıyla bunları da yönetmelik hesaba katmanızı istiyor. Yani yapısal olmayan elemanların ağırlığı, o kat ağırlığının %10'u mertebesine ulaşırsa bunları da modellemek zorundasınız. Yazılımlarda biliyorsunuz deprem duvar etkileşimli çözüm var, duvar etkileşimsiz çözüm var. Acaba bunlar ne derece bu işi doğru yapıyor? Tabii o da ayrı bir konu. Ben özellikle duvar etkileşimli çözüm konusunda bir şey söyleyeceğim. Ne zaman duvar etkileşimli çözüm uygulayacaksınız? Ne zaman uygulamayacaksınız? Veyahut da uygulamalı mısınız? 6.1.3 ağırlık duvar ağırlığının %10'u kat ağırlığının %10'u mertebesine ulaştığında bunun modellemenizi istiyor. Bunun için tabii önce bir duvarın sistemdeki çalışmasına bir bakmamız lazım. Duvar nasıl bir davranış gösteriyor? Onun için şöyle bir çerçeve gösterelim. Şöyle bir çerçeve düşünelim. Şöyle bir çerçeve. Şurada da duvarınız var. Duvarınız var. Bir deprem aşamasında ki bunu yatay olarak da düşünebilirsiniz. Deprem aşamasında şöyle bir hareket sağlıyor. Dikkat ediyorsanız bu duvar bir rigidlik sağlıyor. Kesme kuvveti alıyor. Kesme alıyor. Rigidlik sağlıyor. Zaten yönetmeliğinde istediği bu davranışın sizin modelinize yansıtılması. Ancak bunu yansıtmak o kadar hani duvar etkileşim çözümü işaretledim. Duvar etkileşim çözümü işaretlemedim. O kadar basit değil. Bir kere burada şunu düşünmemiz lazım.
buradaki kullanılan duvar bloğunun basınç dayanımı. FCMS önemli. Bu duvar bloğunun çekme, FCM çekme diyeyim ben buna, önemli. Bunun elastisite modülü önemli. Kullandığınız saçlarda tabii bunlara dahil. Dolayısıyla bu duvara doğru modellerseniz ancak bu duvar etkileşimli bir çözüm olabilir. Genelde şöyle düşünmemiz lazım bu duvar etkileşiminde. Bu duvar malzemesi kullandığınız işte birkettir, yutonktur, 13,5'luktur. Diyelim ki 150 kilogram bölü santimetre kare basınç dayanımı var bunun. Kullandığınız duvar malzemesinin. Harç, kullandığınız harcın da yaklaşık olarak çok iyi bir harç bile olsa 50 kilogram bölü santimetre kareyi geçmez bu harç. Basınç dayanımı. Dolayısıyla siz bu duvar modellemesinde, benim kullandığım tuğlanın basınç dayanımı 150 kilogram bölü santimetre kare deyip tüm işlemlerinizi bu 150 kilogram bölü santimetre kareye göre alamazsınız. Çünkü burada kullandığınız harçta 50 kilogram bölü santimetre kare. Bir zincirin dayanımı da en zayıf halka belirler. Dolayısıyla burada aslında buradan duvardan bir blok çıkarıp bu bloğun basınç dayanımını dikkate almanız lazım. Bu bazen işte o yığma ile ilgili olan bölümde de yer alır veya da laboratuvar deneylerinde de bulunabilir. Bu duvar bloğunda tuğlalar vardır. Tuğlaların arasında da harçlar vardır. Buna bir basınç uygularsınız. Ona göre çıkan değer sizin FCM'nizdir. Yaklaşık olarak FCM 150 kilogram bölü santimetre kare tuğla kullanılan 50 kilogram bölü santimetre kare iyi bir harç olan yerde duvar basıncı yaklaşık olarak 45 kilogram bölü santimetre karedir. Yani şu 50'yi geçmez. FCM budur. Her ne kadar tuğlanız 150 de olsa harcınız daha zayıf olduğu için harçtan daha düşüktür duvar basınç dayanımınız. Dolayısıyla duvar etkileşimli çözümde alınması gerekli bu. Siz de bunu zaten girmeniz lazım. O kullandığınız yazılım her neyse. Zaten dikkat ederseniz bu deprem anındaki çatlamalara bakarsanız ilk etapta çatlayanlar şöyledir. Mesela şöyle çatlak siz çok görmüşsünüzdür. Şöyle duvarları düşünün. Tuğlaları düşünün. Genelde nasıl görüyorsunuz çatlakları? Şöyle görüyorsunuz. Tam harçların olduğu yerdeki ilk etapta çatlar. Ondan sonra tuğlayı da geçer. Neden? Çünkü harcın dayanımı diğerlerine göre azdır. Dolayısıyla duvar etkileşimi çözümde bunların hepsini girmeniz lazım ki duvarı modelleyip sonuca ulaşabilin. Aynı duvarı modellemekte beton nasıl modelliyorsunuz? İşte C30 diyorsunuz, 300 kilogram bölü santimetre kare diyorsunuz. İşte kök FCK'dan çekmeyi hesaplıyorsunuz. Elastisite modülünü hesaplıyorsunuz. Ve onu beton malzemesi olarak biliyorsunuz. Aynı bu şekilde de duvarın bütün özelliklerine girmeniz lazım ki gerçek sonuca ulaşabilin. Duvarın elastisite modülü de 550 FCM olarak bulunabilir. Duvarın elastisite modülü FCM biliyorsunuz. Şu bloğun basınç dayanımıydı. Yine aynı şekilde bunun birimi megapascal. Yine aynı şekilde buradaki kesme kuvvetini de 0,265 artı 735. Bunu pek şey yapmıyorum. Şeklinde bulup yazılıma vermeniz mümkün. Bilmeniz gereken şu. Bunların hepsi deneysel veyahut da
yönetmeliklerde belirtilen değerler ve bunlar aynı bir beton tanımlar gibi bir duvar da tanımlamalısınız yazılımınıza ve duvar etkileşimini çözüm ancak bu şekilde olabilir. Yapılan deneyler, yıllar önce ben de katılmıştım böyle bir deneye. Bir yatay yük, yani bir deprem aşamasında bir yatay yükte. Şöyle de bir problem oluyor duvarda. İlk etapta bu hareketten dolayı, çerçevenin bu hareketinden dolayı şuradaki duvar parçası bildiğiniz dökülüyor. Tekrarlı yükte geliyor gidiyor, bu tarafta dökülüyor. Ve şurada tekrarlı yük aşamasında şurada bir kısa kolon oluşuyor. Bu bir bilgi olarak söylüyorum size. Ve bu kısa kolondan dolayı çok zarar gören çerçeveler var. Özet olarak duvar etkileşimli çözümde duvarın FCM'si, duvar bloğunun çekme dayanımı, elastisite modülü işin içine girmeli ve duvar modellenip girmeli. Ancak bu şekilde bir duvar etkileşimli çözümde yapılabilir. Yazılımlar bunları yapıyor mu yapmıyor mu? Siz kendiniz karar verin. Gerçekte bir model olarak oluşturacaksanız şu şekilde bir model oluşturulabilir. Şu şekilde bir model oluşturulabilir. Şu bir çerçeve, şu da duvarı temsil eden bir diagonal. Deprem kuvveti buradan geldiği zaman burada bir basınç oluşuyor. Deprem kuvveti tersten geldiği zaman terste bir basınç, bunda çekme oluşuyor. Onun için şu kafamızı karıştırmasın diye çiziyorum. Sadece bununla ilgili şöyle bir model bile yapabilirsiniz. Bunun elastisite modülü, FCM'si, demin bulduğunuz şeyler ve bu duvar modellenirken basınç dayanımı olacak, çekme dayanımı eşittir sıfır olacak. Bu çekmeye çalışmayacak modelde. Duvar etkileşimli çözümde eğer kat ağırlığının ne dedik? Kat ağırlığının %10'unu geçiyorsa dedik duvar etkileşimli çözüm yapabilirsiniz. Ancak duvar etkileşimli çözüm için şu bilgilerin hepsini vermeniz lazım. Duvar malzemesinden tutun, harç malzemesinden tutun. Harç malzemesinden tutun, çekme dayanımına tutun. Hepsini vermeniz lazım ki duvar etkileşimli bir çözüm yapabilin. Eğer siz bunları vermeden yaparsanız, ne tür bir sakıncası olur ona da bir bakalım. Bu bir çerçeve. Çerçevenin arasında da duvar var. Siz duvar etkileşimli çözüm yaptınız. Baktınız ki %10'u geçti. Demek ki dediniz ki duvar etkileşimi, yani duvarları da taşıyıcı sistemin bir elemanı gibi göreceğim, yapacağım. Bunu da bir çeşit perde olarak düşünebilirsiniz. Bu ötelemeyi önlüyor malum ve bir kesme kuvveti alıyor. Yapıda oluşacak deprem kuvvetinden dolayı, toplam taban kesme kuvvetinden dolayı bir pay alıyor bu duvar. Siz etkileşimli çözüm yaptığınız zaman kesme kuvvetinden bir pay alıyor. Aynı bir çeşit perde gibi, tabi özellikleri daha düşük. Dolayısıyla siz etkileşimli, duvar etkileşimli bir çözüm yaptığınızda etkileşimsiz bir çözümde kolonlarda atıyorum 10 tonluk bir kesme oluşmuşsa duvar da işin içine girdikten sonra 8 ton oluşacak. Bu 2 tonu da bu duvar almış olacak. Ne oldu? Siz duvarı da sistemin bir elemanı gibi gördünüz ve kesme kuvvetinizin bir kısmını da duvar almış oldu. Ne olacak? Siz de belki de kolonunuzu biraz daha küçük kesmeye göre donatılandırma şansına sahip olursunuz. Ama bu duvarı dediğim şekilde bütün özelliklere doğru girerseniz bu hesap doğrudur. Yoksa ben duvarı her türlü birikette olsa, BIMS'te olsa, 13,5'luk tuğla da olsa, dik de koysam, yatay da koysam, yutong da koysam
Hep aynı şekilde duvar etkileşim çözümü işaretliyorum. Sonucu buluyorum. Duvar etkileşim çözümü yapıyorum derseniz bu iş olmaz. En azından yanlış olur. Ki çoğu zaman öyle yapılıyor. Kimsenin ben duvar modellediğini falan zannetmiyorum. Bu doğru bir hesap olmaz. Çünkü bunun iki ton alması tartışılır. Esas sorun burada sizin bu etkileşimli çözümden dolayı kolonlardaki kesmelerin düşmesi ve belki de sizin daha düşük kesmeye göre hesap yapmanız. Bu bir problem. Bu bir problem. Bunun önlemini almak gerekli. Ayrıca şunu da söylememiz lazım. Duvar etkileşimli çözümde işin içine girecek olanlar çerçeve aralarındaki duvarlardır. Çerçeve aralarındaki duvarları siz ancak işin içine katabilirsiniz. Çünkü bunlar hatır sayılır, kesme kuvveti alır. Ayrıca hesaba katacağınız duvarlarında burkulmadan dolayı düzlem dışı devrilmemesi gerekli. 3 metre bir kat yüksekliği düşünün. 3 metre kat yüksekliği var. Ben buraya duvar örmüşüm. 10 santim kalınlığında duvar etkileşimi çözüm yapıyorum. Nedir? İşte burada kesme kuvveti oluşacak. Kesme kuvveti kolonlarda kesme kuvvetlerini azaltacak. Deplasman önerecek. Şimdi bu doğru bir yaklaşım mı? Bir kere şunu söyleyelim. Yukarıdan baktığımızda şu kolon siz de şuraya bir 10 santimlik duvar ördünüz. 10 santimlik duvar ördünüz. Şurada deprem yanı. 10 santimlik duvar ördünüz. Yüksekliği de 3 metre. Bir kere yatay yük aşamasında bu duvar H bölü K yani yükseklik bölü kalınlık yetersiz olduğunda bu duvar şöyle burkulacaktır. Böyle burkulacaktır. Dolayısıyla devrilecektir. Bu şekilde de çok bazen duvarlara bakarsınız. Tam orta kısmından şöyle dökülmeler olmuştur. Duvarın orta kısmı. Neden? Çünkü incedir. Şimdi burada bu duvarı duvar etkileşimi hesapta işin içine katmanız doğru mu? Buna bir kesme kuvveti vermeniz doğru mu? Veyahut da ağırlık olarak işte %10 işine katmanız doğru mu? O halde yaklaşık şunu da söyleyebiliriz. Bir kere duvar etkileşimi hesaplarda bu tür kuvvetinden veyahut da bir çeşit diagonal modelleme yaparken 20 santimden küçük duvarları 20 santimden küçük duvarları duvar etkileşiminde kullanmayacağız. Yani büyüktür 20 santim olacak ki burkulmasın ve o duvar gerçekten kesme kuvvetini alabilsin. Aksi takdirde bunun bir anlamı yok. 10 santimliklerde dolayısıyla işin içine katmamamız lazım. Bu bütün söylediğim çerçeve aralarındaki duvarlar için geçerli. Ben şimdi modellemiyorum. Gerekli hesapları da yapmıyorum. Ne tür hesapları yapmıyorum? İşte o dolgu duvarın blok dayanımını, harç dayanımını, elastik modülünü hesaplamıyorum. Laboratuvar deneyi de yapmıyorum. Sadece orada bir tik var. Orayı işaretliyorum. Diyorum ki duvar etkileşimle hesap yap. Hesap yapıyor. Ondan sonra şurada 8 çıkıyor. İşte şurada 2 çıkıyor. Ben bu kolonlarda kesmeyi de düşürmüş oluyorum. Bu ne kadar doğru? Bu pek doğru değil. Dolayısıyla böyle bir hesap yapsanız bile duvar etkileşimsiz bir hesap da yapıp eğer doğru düzgün modellememişseniz buradaki kolonların veyahut da o elemanlar her neyse dizaynını ona göre yapmanızda fayda var. Yani küçültmeden oradaki kolonların dizaynını kat genelinde söylüyorum ben. Kat genelinde ne kadardır? Kesme kuvveti atıyorum. İşte 30 ton, 50 ton, 100 ton gerekli çalışmayı yapmamışsam, FCM'yi hesaplamamışsam, harcı hesaplamamışsam, tuğlayı hesaplamamışsam
O zaman sanki ayrıyeten bir de bu 50 tonun tamamını benim taşıyıcı betonum, betonermem, perdelerim, kolonlarım alıyormuş gibi de kabul edip o şekilde de şöyle bir kontrol etmemde fayda var. Sonuç olarak şunu söyleyelim. Orada duvar etkileşimli hesabı işaretlediğinizde içeride ne olduğunu bilmiyorsunuz. İçeride bunlar olmalı. Bu şekilde duvarı modellemelisiniz. Bu şekilde hesap yapmalısınız. Yazılımda bu şekilde hesap yapmalı. Yani bu şekilde hesap yapmıyorsa yapılan iş yanlıştır.